بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم عزيز vatandaşlar، muhtaram ve muhterema atahan ve anahanlar. Mana bu yıl, yani 2007 yıl mübarek Ramazan ayıda sizlerini yine bir bar manevi ziyaret kılıp turuş imkaniyeti tuğulgen iken, fırsattan faydalanıp sizlerini berselerinizini Kur'an ayı, takva ayı, tevbe ayı, rahmet şefkat ayı, mağfiret ayı, cennet eşikleri açıladigan, dozah eşikleri yapıladigan, berekat ayı, mübarek Ramazan ayını kirip geliş münasebetleri bilen mübarek etemiz. Bu yılgi mübarek Ramazan ayını şükuhu özgeçe, yani mübarek Ramazan ayı arafası da, muhterem yurtbaşımızın teşebbüsleri bilen, Toshkent şehirdeki kademcalardan, Hazreti İmam, halkımızın tilida Hastimam namı bilen namlengen katta bir mecmuanı kayıtı kurulup abad bo'lganligi, hem de paytaxtımız Toshkent şehrini İslam medeniyetini merkezi deb elan kılınışı mübarek Ramazan ayını fazlige yana fazıl koştu. Biz hem bekadri imkaniyet Ramazan tuhfası sıfatı da İhlasını faziletli namı bilen kuyudaki sohbetimizini itibarınızga havale kılışını mahsetke muvaffuk dıp taptı. Muhterem aziz braderler, İhlas digen sözünü lügattigi manası halis kılmak. Halis nime uçun ve nimege kılınladı, kimge kılınladı? Her bir kıladigan amelimiz halis Allah uçun buladigan bosa, Allah'ın rızalığı için böyle degen bosa, yani bu halis, ihlas bilen Allah için kılıngan amel deyip itiraf kılınırken. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramların içlerinde merhamet kılınırkenler ki, ben ümmetimme arasına kirip kaledigen kiçkine şirkten korkamam dediler. Şunda sahabeler saval kılışken eken, ya Allah'ın Resulü ümmetinizin içine kırıp kaledigen kiçkine şirk özünü mü? Ümmetimi içine kırıp kaledigen kiçkine şirk bu riya. Yani adamlar kursun, adamlar bilip koysun, adamlar mahtesin digen mahsette Allah'ın rızalığı uçunemez. Allah'ın rahmetine nail buluş uçunemez. Belki adamlarının közü, adamlarının maktavı, adamlarının sözünü itibarga alıp kıladigan her bir amel bu riyadan ibaret digene keller. Şunda sahabe-i ikramlar utgene keller ki, ularını kıgan amellerde biran bir riya koşulmestan, halis Allah için amel kıladigan, ihlası, takvası Allah'a zor bogan sahabe-i ikramlar utgene keller. Şülerden birileri Abdullah İbni Mektum, közleri ama bogan, kör bogan sahabelerden bogan ekeller. Özleri kör boselerem, ama boselerem, İslam'a birinci kirgen sahabelerden, ihlasları, muhabbetleri Allah'a nihayette zor bogan, Allah'ın dinine ihlas bilen yandış edigen sahabelerden bogan ekeller. Kıynelseler hem namazı gelip, bir namazdan ikinci namazı müştahlik bilen kütüp, Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e buran bir ayet nazil böyle digen bosa, şundan beyhaber kami digen maksette muntazam katlarak eller. Şunda sahabe-i ikramlar, Abdullah bin Mektum, siz kor adamsız, ama adamsız, nagransız. Kıynelip kaldız, hanedanızda hem ibadet kısayız, caiz böyledik o degen savallarıge yok.
meni kalbimdeki ihlasımı söndürmeyin. Ben Allah için ihlas kıldım. Meni ihlasım Allah'a deyip özleri yürüp gelerekenler. Kıynelselere muntazam ibadette katlaşıp durerekenler. Bir gün Serveri Kainat Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramların içlerde turgan peytlerde Abdullah bin Mektum üstüreli layge karılgan halette, çeng halette kirip geldiler. Şunda Cenab-ı Resulullah onlilerden turup, ey braderim Abdullah, neme uçun bunçelik halette, çeng halette kirip geldiniz? Şunda Abdullah bin Mektum cevap yenekeller, Allah'ın Resulü, men ama adamman, közüm kör bugen sahabe. Kinalı yolumu tapalmay kalemen. Bilmesden layge yıkılıp kogenligimi bilmey kaldım. Közüm körligi tüfeyli yolumu tapalmadım. Bir hılpeyitte sizni katta oturgenligi ziyem uzun bilmey kalemen dediler. Şunda Peygamberimiz sahabelerge karete turup, ey braderler, Allah sizlerden razı olsun. Abdullah bin Mektum yaşaydırgan menzil mekandan ta şu mescidke kadar bir arkan tutup koysaylar. Abdullah bin Mektum arkanını üşlep ibadetke kepketsinler degen taklif kıldılar. Savab umidi de yürgen sahabeler Peygamberimizin takliflerini o şekunu yap itibarga alıp çırali surette arkan tutuverdiler. Abdullah bin Mektum arkanını üşlep ibadetke namazga ihlas bile muntazam katnep durdular. Oşa günlerinde hayatlardaki en bahtli vakiyelerden de özleri itiraf gerekirler. Nevbetteki mecliste Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramların içlerinde turgan peytlerde Abdullah bin Mektum kolları kange bilengen halette kirip geldiler. Kollardan kan tam oturuptu. Onlardan turup, ey braderim Abdullah, nemege kolis kanavattı? Nemege bu ahva geçtiz? Şunda kolları kange bilengen sahabe, Abdullah bin Mektum cevap vergen ekeller. Braderim Muhammed, ben namazı katnep durardım, arkanını üşlep kelip keterdim. Bunu körgen gayur niyetteki müşrik kafirler, közü kör adamga buna kengi takvanı nime keregi bardı. Arkanını ayrım caylarga otkir üstlere bağlayıp geçişipti. Bilmesten üşlep koydum kolumu kesvagenliğini uzun bilmeyi kaldım dediler. Karaseler törtte barmağı üzülüp gitken, konep durgen kollarını Cenab-ı Resulullah mübarek közlerge sürüp yeğle genekeller. Peygamberimizi közlerden yaş kuyulup yegeneken, sizdek ihlası zor bo'lgan, takvası Allah'ga muhabbeti zor bo'lgan, şunda sahabeni üstüden külüp, şu küyge sagerlerini hesabını Allah kısın. Ben Allah'ga tapşırdım dediler. Şunda Cibril aleyhisselam payda bo'lgan ekenler, ey braderim Muhammed, kulak tutun. Abdullah bin Mektum, onanı karnıda hamile bo'lgan peytlerde, kör bulup tuğuluşunu Allah takdir kıldı. Kör bulup tuğuldu. Kör bulup yaşaydı. Kör bulup öledi. Kör bulup kabirge kiredi. Münker nekir feriştege hem kör bulup hesap veredi. Hatta ki kıyamette hem kör bulup tırladı. Ama Allah'ın cemalini birinci şu sahabe kördü. Eğer haklısayız, Abdullah bin Mektum'un gözlerini açamam. Lekin Allah'ın cemalini hemme katarı koredi. Birinci görmeyi dediler. Bu gapni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Mektum'a yetkizdiler. Abdullah bin Mektum, biz dua kılamız, duayımız icabet buladı. Sizi gözünüz açıladı. Ama Allah'ın cemalini birinci görmesinden hemme katarı kores dediler. Şunda Abdullah bin Mektum cevap vergen ekenler, Allah'ın Resulü, beni közüm acizeken o, lekin bütün vücudumu Allah'a bağışladım.
meni ihlasim, muhabbatim Alloh uchun bo'lgan. Shu ihlosda ketishni men yaratgandan so'rayman. Ko'zim ochilib fitna fujur, g'ibat, ig'volarni ko'rgandan ko'ra ko'r bo'lib o'lishni afzal topdim-u, lekin Allohni jamolini birinchi ko'rishni umid qilaman dedilar. Haqiqatan ham Abdulloh ibn Maktum Allohni jamolini ko'rishga loyiq bo'lgan amallarni qilib o'tgan ekanlar. Vatan himoyasi, musulmonlarning manfaati uchun mushriklar qattiq bir jang boshlab kelgan paytlarda rasulona qatorlarda turib jangga qatnashar ekanlar. Shunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam: "Ey Abdulloh ibn Maktum, siz jangga chiqmang, ko'zingiz ojiz bo'lsa, amo bo'lsangiz, sizga ijozat bormang" deganlarda ham yo'q. Vatan boshiga musibat tushganda, musulmonlar taqirlangan paytda men chetda turmayman, qalbimdagi ixlosimni so'ndirmang. Mening ixlosim Alloh uchun. Qo'limdan hech narsa kelmasa ham, kamon otadiganlarning o'qini uzatib turing. Orqasida turib xizmatini qiling. Ovqat bo'lib qozonida qaynamasam ham, uchqun bo'lib o'chog'ida yonish xohlayman. Allohning rasuli, qalbimdagi ixlosimni kuydirmang" dedilar. Jangga qatnashar ekanlar. Janob payg'ambarimizning vafotlaridan keyin Abu Bakr Siddiqqa xizmatlarda bo'ldilar. Og'ir janglarda yana qatnashdilar. Abu Bakr Siddiqdan keyin Hazrati Umar davrlari kelgan paytda Rum kofirlari bilan Rum mushriklari bilan qattiq jang bo'lgan ekan. Musulmonlarning ustiga qo'shin tortib kelgan bir paytlarda, vatan tahlikada, musulmonlar taqirda qolgan paytlarda Abdulloh ibn Maktum yana yig'lab kelgan ekanlar. Hazrati Umar: "Men janob Rasulullohning davrlarida ham jangga chiqdim. Hazrati Abu Bakr Siddiqning davrlarida ham jangga chiqdim. Vatan boshiga musibat tushgan paytda meni chetda qoldirmang, ixlosimni so'ndirmang. Men Alloh uchun ixlos qildim, jangga chiqaman" dedilar. Shunda Hazrat Umar aytgan ekanlar: "Ey Abdulloh ibn Maktum, siz amo odam bo'lsangiz, nogiron bo'lsangiz, ko'zingiz ko'r bo'lsa, otda yurolmasangiz, qilich chopolmasangiz, oldingizda turgan do'st bilan dushmanni farqiga bora olmasangiz, qandoq qilib jangga chiqasiz" deganlarda, "O'zimga munosib bir vazifani bering, men shu vazifani ado qilay." "Nima vazifani ado qila olasiz, Abdulloh ibn Maktum?" "Menga janob Rasulullohning qo'llari tekkan bayroqni bering. Shu bayroqni ko'tarib men baland qoyaga chiqib tursam, dushmanni qo'li baland kelsa ham shu bayroqni ko'rgan musulmonlarga Xudo nusrat beradi, ixlos beradi. Janob Rasulullohning bayroqini ko'rgan musulmonlar orqaga chekinmaydi. Xudo ularga bir quvvat beradi, imkon beradi. Shu bayroqni meni qo'limga bersangiz, shu vazifani men ado qilay" dedilar. Hazrati Umar Abdulloh ibn Maktumni qo'llariga bayroqni uzatayotganlarida o'pkalari to'lib ketgan ekan, yig'lab yuborgan ekanlar. "Abdulloh ibn Maktum, meni bir iltimosim. Bu bayroqqa janob Rasulullohning muborak qo'llari tekkan. Dushmanning qo'liga tushib qolmasin. Ehtiyot qilasiz" degan niyat bilan shu bayroqni Abdulloh ibn Maktumni qo'llariga berdilar. Abdulloh ibn Maktum bayroqni ko'tarib baland qoyaga chiqib ketdilar. Jang qattiq bo'ldi. Haqiqatan ham dushmanning qo'li bir necha bor baland kelgan ekan. Musulmonlar orqaga chekinamiz deb turgan paytlarida Abdulloh ibn Maktum bayroqni ko'tarib turganligini ko'rib, Rasulullohning bayroqlarini xilpirab turganligini ko'rgan musulmonlarga Alloh quvvat bergan ekan, imkon bergan ekan, ixlos bergan ekan, nusrat bergan ekan. Janob Rasulullohning bayroqlari turibdi. Payg'ambar qarab turganday bo'lib turibdilar. Orqaga chekinimiz, qanday chekinishimiz qandoq bo'lar ekan deb musulmonlar oldinga qarab yurgan ekanlar. Bir necha soat davom etgan jang musulmonlarning g'alabasi bilan zafar quchib nihoyasiga yetgan ekan. Shunda Hazrati Umar atrofga bir nazar soldilar. Murdalar yerda qalashib yotgan bir holat.
Abdullah binni maktumam ko'rinmasdilar. Ularni qo'llaridagi bayroq ham ko'rinmasdi. Sekin astalik bilan qidirib borsalar, Abdullah binni maktum 15 joydan o'q yegan holatda, kamonni paykonlari vujudini teshib ketgan, qonga belangan holatda jon berib, jon berayotgan paytlarida dushmanni qo'liga tushib qolmasin deb bayroqni tishlari bilan tishlab turib jon bergan ekanlar. Shunda vujudi qonga belanib yotgan sahobani ko'rgan Hazrati Umar bag'rlariga bosib yig'ladilar. Otam, onam sizga fido bo'lsin. Allohning jamolini ko'rish sizga muborak bo'lsin, ey birodarim Abdullah ibn Maktum. Ko'zi ko'r bo'lsa ham, qalb ko'zi ochiq bo'lgan birodarim. Qilgan amalida riyo ko'rinmagan, ixlosi, taqvosi Allohga zo'r bo'lgan birodarim. Sizni bugungi qilgan amaliz muborak bo'lsin deb yig'lab, ko'zlaridan yosh oqib, Abdullah ibn Maktumni bag'rlariga bosgan holatda qattiq faryod chekkan ekanlar. Hazrati Umar o'zlari janozani o'qib ado etganlardan keyin muborak qo'llari bilan Abdullah ibn Maktumni lahatga qo'ydilar. Lahatga qo'yganlardan keyin sahobalarning ichlarida, ey birodarlar, bugun biz kimni qabrga qo'ydik? Bugun biz kimni janozasini o'qidik? Bugun biz qabrga qo'ygan zot, janozasini o'qigan zot, qalbida ixlosi zo'r bo'lgan, riyo bo'lmagan, odamlarning so'zi maqtovi uchun emas, odamlarning ko'zi uchun emas, balki Allohning rizosi uchun chiroyli amal qilib o'tgan, qilgan amali bilan Allohning jamolini birinchi ko'rishga musharraf bo'ladigan zot Abdullah ibn Maktumni janozasini o'qidik. Shunda zotni janozasini o'qishlik sizlarga ham muborak bo'lsin degan ekanlar. Bu bo'lib o'tgan voqea ekan. Mana endi ibrat bo'ladigan jihati, Abdullah ibn Maktumni shunda bir martabaga erishishlari, Allohning rahmatiga noil bo'lishi, uni qalbidagi ixlosi, riyo qo'shilmasdan, odamlarning so'zi ko'zi uchun emas, balki Allohning rizoligi uchun qilgan amallari bo'ldi. Biz ham xoli hayotda biron bir amalni qiladigan bo'lsak, qissadan hissa shuki, odamlarning ko'zi uchun, maqtovi uchun, so'zi uchun emas, riyo uchun emas, Alloh uchun qilaylik. Mana muborak Ramazon oylarida tutib turgan ro'zalarimiz. Birov sizni bizni majbur qilayotganligi yo'q. Mana shu tutayotgan ro'zalarimizdan ko'zlangan maqsad nima? Odamlar bilib qo'ysin, ko'rib qo'ysin deb ibodat qilayotganligimiz yo'q. Odamlar maqtasin deb iftorlik dasturxonlarini yozayotganligimiz yo'q. Balki bu narsa Allohning rizoligi. Alloh rozi bo'larmikin? Qilgan amallarimiz Allohning jannatiga hujjat. Bilib bilmay qilgan xatolarimizga bir to'siq bo'larmikin degan maqsadda qildik. Mana shu maqsad sari intilgan, chiroyli bir amal bilan, ixlos bilan Allohning rizoligini topaman degan inson borki, Allohning rahmatiga noil bo'lmasdan ilojisi yo'q. Xalqimizni xizmatlarda yuramiz, amri ma'ruf nahiy munkarlarda, katta izdihomlarda bo'lamiz, katta jamoat yig'ilgan joylarda bo'lib qolamiz. Odamlar shoshilib turgan bir payt, xizmatga shoshilib oldida yumush turgan bir paytlarda, ayrim xonadon sohiblari 20-30 ta odamni nomini yozib oldimizga olib chiqib, qoraka nomma-nom shularni duo qiling. Umumiy duo qilsagan mana shu duo kifoya qiladi-ku. Albatta nomlarni yetishimiz shartmi degan savollarimizga yetishish shart. Nomma-nom duo qilmasangiz bo'lmaydi degan gaplarni gapirganlarni ko'rdik. Biron bir odamni tasodifan nomini unutib qoldirgan bo'lsak, orqamizdan chiqib xafa bo'lgan odamlarni eshitdik. Duo qilmadiz deb bizdan xafa bo'lgan insonlarni ko'zimiz bilan ko'rdik. Katta izdihomlar yig'ilgan joy, odamlar shoshib turgan bir paytlarda, jamoatni turg'izmang, nomma-nom 50-60 odamni nomini o'qib turib chopon kiygizgan odamlarni ko'rdik. Odamlarni ko'zini oldida bo'lish shartmi degan gaplarimizga albatta shart, shu odamlar ko'lsin, bilsin degan gaplarni gapirgan odamlarni biz eshitdik.
Bu narsalar riyo bo'lib qolmasin birodarlar. Qilgan amalimiz, har bir qo'ygan qadamimiz odamlarning maqtovi, odamlarning so'zi ko'zi uchun bo'lmasin, balki Allohning rahmati, chin ixlos bilan Allohning rizoligi uchun bo'lsin. Va mana shu tutayotgan ro'zalarimiz, ojizona qilib turgan ibodatlarimiz ham Allohning rizoligiga noil bo'lib, qilgan amalimiz bilan Allohning jamoliga musharraf bo'lishni Alloh hammamizga nasib etsin.